Sevgili izleyiciler, şimdi dönüyoruz, dolaşıyoruz. Altılı masa mı, yedili masa mı? Bu altılı, yedili masaya gelmeye çalışıyoruz ama bunun içeriği benim pek hoşuma gitmiyor. Daha doğrusu burada bir siyaset bulamıyorum doğru düzgün. Tayyip Erdoğan'ı devirmekten başka bir şey ben göremiyorum. Onun için burayla ilgili düşünceleri size bırakıyorum. Bu altılı masa, altın masa mı olacak? Evet, altılı masa ile ilgili çok tartışmalar var. Tabii asıl tartışma şu. Şimdi altılı masada bir HDP'ye bakanlık tartışması çıktı ve birbirlerine girdiler bunlar. İşte İyi Parti sözde tepki gösteriyor. HDP'ye, PKK'ya, işte CHP yanında oluyor. Fakat bakıyoruz biz, İyi Parti de bir NATO partisi. S-400 alınırken en çok tepki gösteren o. Değil mi? Hiç, yani HDP'den tavır olarak bir farkı olmayan bir parti. Şimdi Kılıçdaroğlu da inat gibi HDP ile hala görüşüyoruz dedi. Bir onu izleyelim, üstüne konuşacağız. Kemal Bey, şimdi buradaki bu kavga bana bir kayıkçı kavgası gibi geliyor. Yani bunların ne kadar irade... Yani hani bir şeyi de yerli yerine koyalım. Birbirlerinden nefret ettikleri kesin. Evet. Ama sonunda talimat alacakları yerde belli değil mi? Ne dedi? Altılı masaya. Evet. Yani aslında 6+1 demek daha doğru. 6+1 değil. Şöyle. 6+1 2-3 var. Yunanistan evet, girdi. O... PKK var. FETÖ evet. Var değil mi? 6+ diyelim. 6+3 ayak oluyor. Medyayı evet. De koyalım oraya. Medyayı da koyalım. Medyayı da mı koyalım? Tabii. Halk evet. Şimdi zaten mecliste Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve HDP her zaman beraber hareket ediyorlar. Hatta biliyorsunuz son tezkerede de Cumhuriyet Halk Partisi HDP gibi ret oyu verdi. Yani bizim asker göndermemize ret oyu verdi. Böyle önemli konularda, yani çok milli bir konuda bile HDP ile beraber hareket ediyor. Birebir hareket burada ediyorlar. Burada şöyle bir şey var. Yani biraz daha işi açık açalım. Şimdi şunu bir kere bilmemiz lazım. HDP Kürtlerin temsilcisi bir parti değildir. Kürtlere en yakın partide AK Parti'dir. Ve en çok Kürt milletvekili bizdedir. HDP'de daha çok marjinal sol olan milletvekilleri vardır. Ve şu anda da durum şöyledir. Şu anda Kürt halkı doğuda huzur sağlandı. Güneydoğu'da huzur sağlandı. Turizmden geçilmiyor. Şu anda herkes Türk'le Kürt arası ayrım yapılmaya çalışıldı. O olay bitti. Ve artık AK Parti'ye doğru bir yöneliş var Kürt seçmenlerde. Bu sorun. Ama HDP de şöyle yapıyor. Sanki altılı masanın itilmiş şeyi, altılı masanın üzerine yük gibi. Ve HDP'nin bu tavrını da anlamak mümkün değil. Ama şöyle anlıyoruz. Belli bir marjinal sol grup var. Hem CHP'de var bunlar. Hem HDP'de var bunlar. Bunlar ikisini yaklaştırmaya çalışıyorlar. İşin aslı budur. Ve altılı masa biliyorsunuz başarısızlardan oluşmuştur. Yani bir başbakanlık yapmış bir şey, bir Davutoğlu. 100 kişiye gidiyor, oy istiyor. Bir kişi oy veririm demiyor yani. Şimdi ama bu, zaten onun amacı da %1'i almak değil mi? Bu çok garip bir durum. Aynı şekilde Babacan da bir kişi diyor demiyor. Ama işte bunların amacı zaten bu değil mi? Tayyip Erdoğan'ın %52'si var. Bir Babacan alır, bir de Davutoğlu alırsa proje gerçekleşmiş ya oluyor zaten. Vatandaşımız boyları o kadar. Vatandaşımız da bunu görüyor ama. Görüyor, diyor ki bunlardan bir şey olmaz. Bize söylenen ifade bu. Bu altılı masadan bir şey olmaz. Türkiye çok güçlendi. Bu güçlenen Türkiye'yi ne Kılıçdaroğlu yönetebilir veya ne diğer isimde geçenler yönetebilir, o belediye başkanları yönetebilir. Recep Tayyip Erdoğan gibi küresel bir lider, küresel bir gücün karşısında bunlar başarısız olmaya mahkumdur. Bugünkü yaşanan sorunlarda bir başarı var Cumhur İttifakı'nda. Başarı var, gerçekten büyük bir başarı var. Bir de başarısızların bir araya geldiği ayakları sağlam olmayan bir masa var. Sabit bir kesim de var yani, insan hayretler içinde kalıyor dediğiniz gibi. Evet. Bir o masanın kalitesi, bir de küresel aktör olmuş, hiç açık vermemiş bir cumhurbaşkanımız var. Ve tecrübeli artık 20 küresel senedir. Küresel güçlerin hedefi. Birisi küresel güçlerin tetikçisi, diğeri küresel aktör. Şimdi aktör. Böyle bir savaş aynen. Var ortada. Evet, aynen, yani bütün küresel dünya... aktör öbürlerin tetikçi. Ve yani hala Yunanistan da aslında uydu. Tabii. Bizimkiler de tetikçi. Evet. Yani aslı budur. Ve bu başarının karşısında ayakta durmaları mümkün değil.
ve bu şekilde çökmeye, dağılmaya hepsi mahkumdur. Hı? Öyle düşünüyorum ben. Yani milletimiz de bunu görüyor. Yani tek Erdoğan gitsin projesiyle olacak. Böyle iş. Bir mantık yok. Ortaya bakınız, biraz önce İngiltere'den bahsettik. Hemen bir değişim oldu. Hemen ortaya bir vizyon koydular. Bayağı önemli de bir vizyon koydular. Yani Avrupa'da, Avrupa Birliği'nden çıkmış İngiltere'nin bir küresel güç olma hedefini çizdiler. Şimdi Kemal Bey, siz bir usta, bir siyasetçisiniz de şunu merak ediyorum. Şimdi bunlar lider arayışını, yani komite var ortada bir tane. Proje. Ülkeyi bir proje veya komite mi yönetsin istiyorlar? Bunlar lider aramıyorlar mı? Nedir durum yani? Siyasette lider vardır değil mi sonuçta? Tabii yani bu başkanlık sistemi de yani nihayetinde çıktığınız zaman bu sistemle yürüteceksiniz. Aslında bu başkanlık sistemi yani belediye başkanları gibidir. Belediye başkanları bir ili nasıl yönetiyorsa ülke şu anda öyle. Ülkede öyle yönetiliyor. Ama yönetecek aslında herkesin gündemi farklı. Akşener'in gündemi bir farklı. Kendisi olmak istiyor. İşin aslında bu. Kendisi olmak istiyor. Ama o masada olmak istemiyor yok ki. Onlar, egoları hepsinin, olmak istiyor. Hepsinin egoları boylarından bu büyük onlara. İşinden gücü, bu kapsamda işinden gücünden alınan belediye başkanları var. Onların kafalarında bir şey soktular. Bu Tuz Soyer'in yaptığı hata da ondan kaynaklanıyor. Belki o da bir rol. Benim ismim de geçer mi diye. Ben de varım dedi. Ben de varım diyor. Zor durumdalar. Böyle saçma sapan olmaz. Türkiye artık çocuk oyuncağı bir ülke değil. Yani parlamenter sistemde en önemli şey nedir? Dışarıdan müdahale çok mümkündür. Yani belli milletvekilleri grubu, belli partileri alırsınız. O hükümeti çökerirsiniz. Hemen koalisyonlara geçersiniz. Şimdiden bunlar zaten koalisyon. Şöyle Türkiye, bir dekadans da var, lafınızı kesme ama şimdi Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olmamış biri değil ki ve şu anda Tayyip Erdoğan'ın gitsin diyor. Kaç sene ya? Babacan öyle, Davutoğlu öyle. Bunlar Tayyip Erdoğan'ı gitsin de kendileri yerine getirecek bir şeyleri vardıysa getirselerdi keşke. Kaç sene Türkiye'nin yönetiminde Cumhurbaşkanlığı kaldılar. Cumhurbaşkanlığı yapmışsınız. Ha, siz de yani, başkanlık sistemini siz de oluştursaydınız. Siz de kursaydınız. Gibi, evet. Hayır, bir de savundu başkanlık sistemini vakti zamanında. Yani bu böyle şey gibi bir şey. Türk filmleri gibi en gerçekleri konuşmazlar film boyunca. Yani bu böyle bir şey değil mi ya? Siz bu kadar... Bir şey sormak istiyorum. Çok pardon, lafımı kestim. Sayın Vekil, mesela ben merak ediyorum. 6 artı masa, bu yani tabii 6'lı masa demeyelim buna da. Muhalefet tabii ciddi bir güçtür. Tabii ki bu masa artık fiyasko olduğunu ilan etti. Bundan sonraki bu Türkiye muhalefetinin imajını nasıl etkileyecek? Yani muhalefet de önemli bir güçtür sonuçta. Yani, evet, demokrasinin vazgeçilmezi. Yani. Tabii. Yani bu ciddi sarsacak yani. Bundan sonra nasıl bir pozisyon alacak yani Türkiye muhalefet? Cumhuriyet Halk Partisi de bundan sonra yani siyaset seçimden sonra olacak olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir değişiklik olacak bence. Cumhuriyet Halk Partisi eski Cumhuriyet Halk Partisi'ne döner diye düşünüyoruz. Eski Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir sorumluluk vardı. Bir ara Antalya'da bir yangın oldu. Deniz Baykal hemen geldi o zaman biz de gittik. Bu bir dedi milli felakettir dedi. Ve biz ne yapabiliriz dedi. Ya geçen sene yangın oldu. Uçaklar nerede, şu nerede, bu nerede dediler. Yani ortalık berbat haldeyken. Yani oradan bile medet ummaya çalıştılar. Bence artık yeni sistemimiz çerçevesinde siyaset yerini bulacak. Yavaş yavaş sağduyu hakim olacak diye düşünüyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz ama ben Kemal Kılıçdaroğlu bu altılı masada en dürüst olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü diyor ki HDP ile biz görüşürüz diyor. Görüşüyorum diyor. Gürsel Tekin de dürüst o zaman değil mi? Gürsel Tekin de doğruyu telaffuz ediyor. O da dürüst mesela diyor ki biz iktidara gelirsek diyor, ilk A haberi yok edeceğiz diyor. Samimi olarak, samimi olarak söylüyor şimdi, şeyini değil mi? Şimdi burada İyi Parti burada birden böyle panik havasında sen bu oyunu nasıl ortaya koyarsın? Ya Kemal Kılıçdaroğlu ben HDP ile görüşürüm diyor. Gayet açık dürüst bir açık politika. Gürsel Tekin dürüstçe diyor bakanlık verilebilir. Niye bu kadar şey yapıyorsunuz ya? Şimdi burada kendini sözde milliyetçi, ülkücü, vatansever işte şeyin içinden MHP'nin içinden çıkmış daha büyük ülkücülük algılarıyla oynayan Türkiye'de liderlik yapmaya aday birisinin aslında gizli oyununu deşifre ediyor. Açıktan
Türk halkı diyor ki, Gürsel Tekin şunu diyor. Türk halkıyla Bilecek sizin de PKK ile HDP ile işbirliği içinde seçime gireceğiz. Biz açığız diyor. Siz de açık olun. Şimdi burada Meral Akşener ve İyi Partililerin en büyük kavgası, biz bu oyunu gizlice götürüyorduk. Deva da bunu biliyor. Ya ama gizli niye, ayaktı diyor. Niye açık ettiniz? Ha, niye diyor, açık ettin? O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nu burada dürüst siyaset yaptığı için hakikaten şimdi hakkını vermek lazım. Gürsel Tekin için de aynı şekilde. Gürsel Tekin akıllı bir adam. Bakın ben yaklaşık 25 senedir Gürsel Tekin'i tanıyorum. Ta belediye başkan yardımcılığı dönemi. Adam bir şeyi söylüyorsa boşa atmaz. Bir şeyi söylüyorsa, bu pazarlıklar masanın altında bakanlık verileceği konuşulmuş ve İyi Parti de buna okey demiş. Bunu deşifre edince İyi Parti birden niye deşifre ettin? Kavga bu aslında. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu evet görüşürüz diyor. Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşmekten çekinmiyor. Abdurrahman, İyi Parti'yi kuran adam ayrıldı. Dedi ki İyi Parti, CHP gizli anayasa görüşmesi yaptılar. Bunlar HDP'ye, PKK'ya özellik sözü verdiler. Tamam. Yani şimdi öyle bir tezgah kurulmuş ki bu tezgaha da İnsanlar gerçekten bu ülkenin merkez sağı, milliyetçi, ülkücü bir siyasi partisi muamelesi yaptırtmaya çalışıyorlar. Orada Cumhuriyet Halk Partisi ya seçim satımı haline girdik. HDP'ye ihtiyaçları var. En çok CHP'nin ihtiyaçları var. Bunları dedik, biz gerekirse bakanlıkta verilebilir. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp hayır verilemez diye bir laf etti mi? Yok. Özgür Özel çıkıp hayır verilemez kardeşim diye bir laf ettim. Ya Gürsel Tekin bizim yetkili kurullarımızda yer almıyor. Tamam, verilemez dediniz mi? Yok. Şimdi bir tezgah kurmuşlar. Biri yalandan şeyi temsil ediyor. Merkez sağa oynuyormuş. Milliyetçiymiş. Ülkücüymüş. Ya daha dün Meral Akşener'in kendisi Selahattin Demirtaş'la kahvaltıya gidiyordu. Kahvaltıya oturuyordu. İçeriye attılar. Yoksa kahvaltıya oturuyordu. Yani dönem dönem konjonktüre uygun bir takım şeyler, tavırlar alıyorlar. Ben dediğim gibi yani bu krizin sebebi başka, bir esas sebep başka. Aday kim olacak? Bu adaylık sürecini kim yönetiyor? Biz ne kadar bu işin dahilinde olacağız? Biz ne kadar bu işin içinde olacağız? Ya da ne kadar bu işin başında olacağız? Kavgasıdır. Biraz baktılar ki süreçten dışlanıyorlar. İşte şöyle, bir de Gürsel Tekin diyor ki, eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemezseniz İyi Parti'ye diyor, biz de HDP ile yapacağımız ittifakı deşifre ederiz. Şimdi Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle aday olmasını istemiyor. Ben ya da benim belirlediğim kişi, ana aktör benim diyor. Bütün şeylerde, oylamalarda ben senden daha fazlayım parti olarak. Ana muhalefet partisi bugün seçim olsa benim diyor. Dolayısıyla da ana aktörü ben belirleyeceğim diyor. Kılıçdaroğlu ise altılı masayı ben kurdum. Altı benzemez, yedi benzemesi de ben kurmuşsam bunun söz hakkı benim. Açık oynayalım dedi. Ben HDP ile işbirliğine varım, bunu da deşifre ediyorum. Sen de deşifre edecek misin dedi. Panik bu. Evet.